ay gibi kısa bir sürede geliştirildi. İlk görevini Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde Adana'da yangınları takip etmek üzere başladı. İkinci görev yeri ise TSK olacak. TRT Haber olarak Aksungur Silahlı İnsansız Hava Aracı'nın Ankara'daki son montaj hattında bulunuyoruz. Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bu yıl içerisinde 4 Aksungur Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilecek. Mehmetçiğin gücüne güç katacak. TUSAŞ tesislerinde 2 yıl içinde toplanan 14 Aksungur'un tamamlanması bekleniyor. İlk etapta yerli ihtiyaç karşılanacak. Anka hattından gidiyoruz öncelikle. Önümüzdeki Temmuz ayının ilk haftasında Tunus'a göndereceğimiz uçakların fabrika kabul testlerini yaptıktan sonra Tunus'a onları göndereceğiz. Anka'nın ihracatından sonra Aksungur'un aktif pazarlamasını başlatmış olacağız. Aksungur Siha kardeşi Anka'ya göre 400 kilogram daha fazla faydalı yük taşıyabilecek. Bu sayede F-16'larda da kullanılan genel maksat bombalarını üzerinde taşıyabilecek. Yine acil ve afet durumlarında iletişimi sağlamak adına üzerine baz istasyonu entegrasyonu da gerçekleştirilecek. Yerli mühimmatın neredeyse tamamı üzerinde kullanılabilecek. Sonoboy entegrasyonu ile birlikte Aksungurlar sualtı savunma harbinde düşman denizaltılarını tespit edebilecek. TUSAŞ, jet motorlu insansız hava aracı üretimi için de çalışmalarını sürdürüyor. Bu yıl sonuna kadar süpersonik hızla uçacak olan bir hedef uçağımız olacak inşallah, jet motorlu.